Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Saat 7 Türk Çocuğa tabii ki de hoş geldiniz ve aynı zamanda Nora ablanızın evine de hoş geldiniz. Ne demiştik? Bu aralar sizden ayrı kalmak istemediğim için yayını evden yapıyoruz arkadaşlar. Sebebini de biliyorsunuz, maalesef üzücü sebeplerimizden dolayı bu aralar böyle etrafımızda dolaşan, böyle ülkede dolaşan, hatta bütün dünyada dolaşan bir hastalık var. Ve bizler kendimizi o hastalığa karşı korumak için kendimizi evlerimize kapandık. Ama evlerimizde neler yapıyoruz? Bu arada ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Genelde günümü nasıl geçiriyorum? Sabahları kalkıyorum, dua ediyorum, Rabbe teşekkür ediyorum bugünü de bana verdiği için. Ve tabii ki de sizler için Rabbe teşekkür ediyorum. Çünkü günün en sevdiğim saatinde, yani saat 4'te ve hafta içi her gün, yani pazartesiden cumaya kadar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri sizlerle buluşuyor olduğum için Rabbe hamd ettim, Rabbe teşekkür ettim bu sabahta ve her sabah aynı şey yapıyorum öncelikle. Çünkü açıkçası bana göre herkes henüz uyurken böyle Rabbi sanki ikimiz baş başaymış gibi zaman geçirmek çok iyi geliyor bana ve beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Nerede kalmıştım? Evet. Ben bu şekilde günüme başlıyorum. Sonra ne yapıyorum? Tabii ki hemen kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum, ellerimi yıkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, bir şeyler yiyorum ve ondan sonra size programı hazırlamaya başlıyorum. Ve bunun dışında tabii ki gün içinde çok zamanım oluyor ve çalışıyorum, onun dışında kitap okuyorum ve kendimi eğlendirmek için farklı farklı şeyler izliyorum. Umarım sizler de zamanınızı böyle güzel bir şekilde geçiriyorsunuzdur. Bu arada şunu söylemek istiyorum sizlere. Eğer hala şu an ekranı ilk kez açan, ilk kez Saat 7 Türk'ü açan arkadaşlarım varsa, ben Nora ablanız ve az önce söylediğim gibi haftanın tam 5 günü saat tam 4'te sizlerle bu ekranda buluşuyor oluyorum. Ve inanın bana, bizi izlemeye devam edersen hiç pişman olmayacaksın eğer ilk kez beni görüyorsan. Çünkü bu programda kaçırmak istemeyeceğin çok şey var. Şimdi sana ne olduğunu söylemeyeceğim. Eğer bu programın sonuna kadar programı izlersen zaten fikir sahibi olacaksın. Şimdi ben size günümü anlattım, gün içinde neler yaptığımdan bahsettim ama sıra sizde arkadaşlar. Ben de sizin bütün bir gününüzün nasıl geçtiğini çok merak ediyorum. Sebebini artık tabii ki de ezbere biliyorsunuz. Çünkü sizler nasıl ki Rabbimizin gözünde çok ama çok değerliyseniz, tabii ki bizler için de o kadar değerlisiniz. Elleriniz küçük olabilir, boyunuz küçük olabilir, bedeniniz küçük olabilir ama hiç fark etmez. Sizler Tanrı'nın gözünde kocaman bir yere sahipsiniz. İşte bu yüzden gününüzün nasıl geçtiğini bizlerle paylaşmak istiyorsanız hemen aşağıda görüyorsunuz WhatsApp numaramız 0533 423 50-20 WhatsApp numaramız. Hala aklımda tutamıyorum. Artık Nora ablanız evet birazcık kızmayı hak ediyor olabilir. Ama size söz veriyorum, yakın zamanda WhatsApp numarasını ezberleyeceğim. Ve sizden haberlerinizi bekliyorum. Bütün bir gün acaba nasıl geçiyor sizler için? Sıkılıyor musunuz? Eğleniyor musunuz? Dinleniyor musunuz? Ya da acaba yeni fikirlere mi ihtiyacınız var? Eğer öyleyse sizler gün içinde yaptıklarınızı bizle paylaşın ki diğer arkadaşlarımıza da teşvik olsun. Ve belki bir başka arkadaşın gönderdiği bir mesaj da size teşvik olabilir. Ve ne yapıyorsunuz? Bu WhatsApp numarasına tabii ki de istediğiniz şekilde ses kaydı atabilirsiniz, resim gönderebilirsiniz, video gönderebilirsiniz ve tabii ki de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizler sizinle her türlü iletişime açığız. Ay, bu kadar konuştuk. Ben yoruldum ama şimdi birazdan sizi yormaya başlayacağım arkadaşlar. Çünkü benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi birazdan sizinle olacak. Aklınıza geldi mi? Biliyor musunuz ne olduğunu? Tabii ki de bizleri burada her gün izleyen arkadaşlarım bunun ne olduğunu biliyorlar. Benim en sevdiğim bölümlerden birinin ne olduğunu biliyorlar. Ama bilmeyen arkadaşlar için biz burada her gün çeşitli görevler veriyoruz. Hem size bu görevleri veriyorum ama aynı zamanda da bu görevleri ben de yerine getirmeye çalışıyorum. Çünkü Nora ablanız arkadaşlar sizleri çok düşünüyor. Öyle oturduğu yerden hadi bakalım çocuklar bu görevi yapın, hadi bakalım çocuklar bu görevinizi yerine getirin demiyorum. Tabii ki de sizlerle birlikte ben de aynı eforu sarf ediyorum ve bu görevler hem çok ciddi hem de çok eğlenceli olduğu için asla ve asla bu görevleri kaçırmak istemiyorum. Merak eden arkadaşlarım var mı? Şöyle güçlü bir evet duymak istiyorum ekranlarınızın karşısında oturan arkadaşlarımdan. Bir saniye bekleyin, biraz su içeceğim, çok yoruldum.
Evet, aslında birazdan görevimin ipuçlarında benim az önce yaptığım şey de var. Su içmek de var birazdan. Görevimin ipuçlarında göreceksiniz. Ama şimdi arkadaşlar benimle birlikte heyecanlı bir şekilde kendinizi bu göreve hazırlamanızı istiyorum. Öncelikle çünkü birazdan görev gelecek ve siz bu sırada bu göreve hazır olmalısınız. Haydi bakalım o zaman, isteyen varsa ayağa kalkabilir, isteyen varsa oturduğu yerden yapabilir. Ve kendinizi, şöyle bedeninizi ve zihninizi arkadaşlar bu göreve hazırlayın bakalım. Şöyle ne yapıyoruz? Burundan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz ve böyle basit spor hareketleriyle bedenimizi bu çok ciddi göreve hazırlıyoruz arkadaşlar. Kollarımızı böyle geriye doğru açabiliriz, öne doğru kapatabiliriz, böyle yerimizde zıplayabiliriz. Ne faydası olur bilmiyorum ama kendinizi bu göreve hazırlamış olursunuz. Artık geriye doğru saymaya başlayacağım. Hadi bakalım siz de bana eşlik edin. 5'ten geriye doğru hep birlikte sayalım. 5 4 3 2 1 Görevinizi gördünüz. Haydi bakalım bir de Nur ablanızın ağzından duyun. Göreviniz neymiş bakalım? Bağışıklık sistemini güçlendir. Arkadaşlar kafanızda soru işareti belirdi mi? Eğer belirdiyse acaba bağışıklık sistemi nedir diye düşünüyorsanız ve ben onu nasıl güçlendireceğim diye düşünüyorsanız tabii ki de bağışıklık sisteminizi düzenli bir spor salonuna yazdırmanız gerekiyor. Ve o spor salonuna gittiği zaman tabii ki de kasları çıkacak ve iyi bir çalışmanın sonunda güçlenmiş olacak. Tabii ki de bunun bir şaka olduğunu anlayan arkadaşlarım var. Çoğu arkadaşım bunun bir şaka olduğunu anlamıştır diye düşünüyorum. Ama maalesef bağışıklık sistemimiz bir spor salonuna gönderebileceğimiz bir şey değil. Ama onu güçlendirmek bizim elimizde. Çünkü bağışıklık sistemi vücudumuzun savunma mekanizması arkadaşlar. Yani bir savunma sistemi diyebilirim ve Tanrı bizi o kadar mükemmel yaratmış ki bedenimiz çoğu zaman kendi kendini koruyabiliyor. Mesela şöyle düşünün. Nasıl ki parmağımız kesildiğinde bedenimiz kendi kendini onarıyor ve o yara kısa bir süre sonra kendi kendine kapanıyor. İşte bedenimizin bir de böyle savunma mekanizması var. Bağışıklık sistemi var. Ve bedenimize dışarıdan bizi mutlu etmeyecek, bizi hasta etmeye çalışan pis, kirli bir virüs geldiğinde ve bedenimizi hasta etmeye çalıştığında bizim bedenimizin savunma mekanizması o virüse şöyle söylüyor. Seni pis virüs, bu bedene asla giremezsin. Girsen bile bu bedene asla zarar veremezsin. Çünkü benim görevim bu bedeni korumak ve diğer arkadaşlarımla birlikte bizler çok güçlüyüz. Ve tabii ki de bu bedeni, Nora'nın bedenini, Ayşe'nin bedenini, Kayra'nın bedenini senden koruyacağız diyorlar. İşte acaba ben bu bedenimi koruyan bağışıklık sistemimi, yani savunma mekanizmamı nasıl daha güçlü bir hale getirebilirim? İşte size ipuçlarını vermeden önce hadi bakalım videomuz var, onu izleyin. Sonra zaten ben yine buradayım.
videoyu izlediniz ve bu videoda belki size biraz karmaşık gelen şeyler olmuştur ama az önce gördüğünüz şeyler böyle az çok anlamadıysanız böyle bazı orada böyle küçük canlılar gördünüz. Onlar işte bizim bedenimizi koruyan iyi hücreler diyebiliriz ya da bedenimizin savunma mekanizmasında yani bağışıklık sistemimizde bedenimizi korumak için seçtiği askerler diye bakabiliriz biz bu olaya. Yani onların da aslında şöyle söylemem gerekiyor sizlere. Düşünün ki ben burada size program sunarken böyle bir aniden uyuyakaldım. Ya burada ben böyle uyuyorum ve horluyorum. Peki bu sırada benim bedenime, beni mutlu etmeyecek, bana zarar verecek bir şey geldiği zaman ben eğer uyuyorsam o sırada, yani yorgunsam, güçsüzsem, uyuyorsam, farkında değilsem bedenimi acaba nasıl koruyabilirim? Tabii ki de koruyamam arkadaşlar. Korumakta zorlanırım. Çünkü bu sırada hiçbir şeyin farkında olmam ya da belki de uyanığım diyelim ama kendimi çok yorgun hissediyorum. Yani böyle elimi tutup da bu bardağı kaldıracak bile halim yok diyelim ki. O zaman tabii ki de kendimi bana zarar verecek şeylerden korumaya enerjim ve gücüm olmaz. İşte bu yüzden ben bağışıklık sistemimi gerçekten güçlendirmeliyim. Çünkü benim bağışıklık sistemim ne kadar güçlü olursa işte bedenimi o kadar iyi koruyabilir. Peki ama bağışıklık sistemimi güçlendirmemin yolu nedir acaba? Bunlar sizin bedeniniz için çok faydalılar. Çünkü aynı zamanda bedeninizi koruması, bedeninizin kendini korumasına yardımcı oluyorsunuz. İşte bu yüzden bedeniniz zaten sizler için bayağı büyük bir iş yapıyor. Sizin için zaten bayağı bir çalışıyor içinizdeki iyi hücreler ya da o diğer hücrelere karşı savaşan diğer şeyler. Bunların ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Ama işte bu yüzden haydi bakalım siz de birazcık onlara destek olun. Onlara yardım edin ki arkadaşlar onlar da tek başlarına savaşmak zorunda kalmasınlar, öyle değil mi? O zaman sizlere bu görevi yerine getirmeniz için gerekli ipuçlarını veriyorum. Çok basit. Özellikle beslenmenize dikkat ederek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz, biliyor musunuz? Nasıl yani Nora abla? Bu kadar kolay mı? Dediğinizi duyuyorum. Evet, bu kadar kolay arkadaşlar. Bedeninize gerekli vitaminleri, mineralleri ve diğer şeyleri sağladığınız zaman bedeniniz kendinizi korur hale gelebiliyor zaten. İşte bu yüzden şimdi yavaş yavaş bir taraftan görsellerimle birlikte sizler bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendireceksiniz? Neler yemeniz gerekiyor? İşte size bunlardan bahsetmeye başlıyorum. Şimdi benim kahvaltıda vazgeçemediğim ve çok sevdiğim bir besin var, bir yiyecek var. İşte o da yumurta. Yumurta yerseniz bedeniniz kesinlikle sizleri korumak için daha güçlü bir hale gelecek. Mesela bu yumurtayı isterseniz böyle haşlayabilirsiniz. Ya da anneniz ya da babanız sizler için haşlayabilir. Ya da onun dışında böyle tavada kırabilirsiniz, top top oluyor. Böyle sanki iki tane göz bana bakıyormuş gibi oluyorum o zaman. Ve o da benim çok hoşuma gidiyor. O şekilde yapabilirsiniz. Onun dışında yumurta yediyseniz buna bir tik atıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Benim yine çok sevdiğim bir besin var. Böyle çıtır çıtır, kıtır kıtır oluyor ağzımızda. Tahmini olan var mı? Evet, tahmini olan var. Doğru tahminler geliyor, duyuyorum. Mesela fındık. Benim çok sevdiğim bir kuru yemiş diyebiliriz buna. Fındık tüketebilirsiniz, ceviz tüketebilirsiniz, badem tüketebilirsiniz. Bunları tükettiğiniz takdirde bağışıklık sisteminiz biraz daha güçlenecek ve kollarında böyle kaslar çıkacak bağışıklık sisteminizin ve size teşekkür edecek bunu yaptığınız için. Bir diğeri, bunu da çok seviyorum. Balık arkadaşlar, balık yemek bedeniniz için çok faydalı. Mümkün olduğu kadar çok fazla değil ama haftada bir kez, haftada iki kez balık yediğiniz zaman ve çok güzel böyle yanında güzel bir salatayla yiyebilirsiniz. Balık yemek de bedeniniz için çok faydalı olacaktır. Heh, işte benim en sevdiğim ipucu geldi. Burada her zaman sizin karşınızda yaptığım bir şey var benim. Su içmek. İşte zaten hem faydalı olduğu için hem de susadığım için içiyorum ama sizler de günlük hayatınızda sık sık bunu yapmanız gerekiyor. Su içmek bedeniniz için çok faydalı ve aynı zamanda tabii ki de her şekilde bedeninizi koruyor. Yani mesela bedeninizi kurumak için hazırlanan bedeninizi bedeninizde kuruluğun önüne geçiyor mesela. Bunu engelliyor. Onun dışında bedeniniz için çok fazla faydası var. Ben de o yüzden zaten karşınızda burada sürekli su içiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani demeyin Nora abla niye sürekli karşımıza su içiyor diye. Belki de size iyi örnek olmak içindir. Neden olmasın? Onun dışında
Şimdi çok güzel bir noktaya geldik. Daha önce bu konudan bahsetmiştik. Hatırlayan arkadaşlarım vardır belki. Mevsimine göre sebze ve meyve ile beslendiğiniz zaman bağışıklık sisteminiz yine böyle güçleniyor. Kollarında kaslar çıkıyor ve diyor ki sevgili Nora, sana çok teşekkür ederim. Benim tam olarak da buna ihtiyacım vardı diyor sizlere. Mesela mevsimine göre olan meyve ve sebzeleri nasıl ayırt edebiliriz? Bence bunları öğrenebilirsiniz, ezberleyebilirsiniz. Ama aynı zamanda büyüklerinize sorabilirsiniz. Mesela özellikle ilkbahar ayının sebze ve meyvelerinden size bahsetmek istiyorum. İlkbahar ayında özellikle karnabahar seven var mı aranızda bilmiyorum ama karnabaharı sevmiyorsanız bile kendinizi buna alıştırmanız gerekiyor. Çünkü karnabahar bir ilkbahar sebzesi ve bedeniniz için çok ama çok faydalı. Çünkü ne demiştik, eğer mevsim dışı sebze ve meyve yerseniz hatırlıyor musunuz? Şöyle söylemiştim sizlere, onlar aslında normal doğanın bize sunduğu zamanın dışında insanlar tarafından yetiştiriliyorlar. Ve üzerinde bazı kimyasalları olabiliyor hızlı büyümesi için. Zaten yapay. Çünkü bu mevsimde onlar normalde çıkmıyorlar. Ama insanlar, diğer insanlar bunları yiyebilsin diye doğal olmayan şekilde bunları yetiştiriyor. İşte bu yüzden arkadaşlar bence mevsim dışında hiçbir şey yemeyin. Çünkü zaten bedeninizin neye ihtiyacı varsa o mevsimde Tanrı bize o mevsimi ve o meyveyi ve sebzeyi o mevsimde sağlıyor. Ne demiştik? Karnabahar, pancar, limon, havuç, ıspanak, semizotu, enginar, turp. Brokoli! Mesela brokoli de benim en sevdiğim sebzelerden bir tanesi. Of, haşlaması da çok güzel oluyor, kızartması da çok güzel oluyor, salatası da çok güzel oluyor. Bana böyle küçük ağaççıkları anımsatıyor. Onları yediğim zaman sanki böyle mini mini ağaçlar yiyormuş gibi hissediyorum ve çok mutlu oluyorum. Onun dışında kıvırcık salata. Of, ne güzel salata yapılır ondan. Ya da marul. Böyle üzerine birazcık tuz dökerek kıtır kıtır yiyebilirsiniz onu iyice yıkadıktan sonra. Pırasa var, o da güzel bir yemek. Kendinizi eğitin arkadaşlar. Bunlar sebzeler ve Tanrı'nın yarattığı şeyler ve sizler için çok önemli. Onun dışında kuşkonmaz var. Üstüne kuş konmuyor asla. İsmi oradan geliyor mu bilmiyorum. Ama bence neden isminin kuşkonmaz olduğunu araştırabilirsiniz. Belki bir bilgiye ulaşırsınız. Ve WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz bu bilgilerle. Onun dışında maydanoz, taze soğan, sarımsak ve meyve olarak da muz, yeşil erik ve hatta çok yakın zamanda gelecek olan çilek de var sırada. İşte bu meyve ve sebzeleri zamanında tükettiğinizde, ilkbahar aylarında tükettiğiniz zaman bağışıklık sisteminiz iyi bir şekilde güçlenecek ve çok zor bir şekilde hasta olacaksınız. Bu arada bağışıklık sisteminiz az önce de söylediğim gibi özellikle bu dönemde güçlenilmesi çok gerekli bir şey. Yani kesinlikle güçlendirmeniz gerekiyor. Çünkü size bahsettiğim gibi hastalıklarla uğraştığımız ve hastalıklardan korunmaya çalıştığımız bir dönem. İşte bu yüzden bedenimizin kendini iyi bir şekilde koruyabilmesi için lütfen bu görevi yerine getirin. Ve bunun sonunda bu görevi yerine getirirken neler yaşadınız, neler hissettiniz, acaba ne oluyor hayatınızda, bunları bizlerle paylaşın arkadaşlar. Şimdi de benim yine çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi var. Acaba hangisi? Bebekler doğduklarında etrafı siyah beyaz görürler. Birkaç ay sonra ise bu durum düzelir. Acı yemek uzun vadede ülser oluşturmaz. Bu yanlış bir bilgidir. Günümüzde aşı ve hap kanımıza eşit sürede karışır. Sadece bazı ilaçların enjeksiyonla verilmesi gerekir. Kaplıcalar romatizmalara iyi gelmez. Aksine azdırır. Fakat kireçlenmeye sıcak iyi geldiği için kaplıcalar da iyi gelir. Stres ülsere neden olmaz. Ülser bakteriden kaynaklanır. Bu bakteriler insanların %50'sinde vardır. Dişleri karbonatla fırçalamak beyazlatmaz. Aksine fazla granüllü bir madde olduğu için çizer. Polonyum dünya üzerindeki en zehirli maddelerden biridir. Yaklaşık 1 miligramı 10 milyon insanı öldürebilir. Kloroform maddesinin bir insanı bayıltması için yaklaşık 10 dakika gerekir. Filmler yalan söyler. Acaba bugün hangi konuda şaşıracaksınız? Merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Hadi bakalım sorumuz gelsin. Evet
Evet arkadaşlar, bu bölüm Gadu'nun bölümü olduğu için, bu soru da kesinlikle tamamen Gadu ile ilgili olduğu için Gadu'nun da bu bölümde olmasını istedim açıkçası. O şu anda bir şeyler yiyor ama sorumuzu duymuşsa bence o da kesinlikle merak ediyordur. Diyordur ki acaba ben neden suyu sevmiyorum? Acaba ben neden sudan bu kadar korkuyorum? Miyav diyordur. Çünkü aslında şu an o da çok iyi biliyor ki gerçekten evde özellikle onu daha önce bir iki kez böyle yıkamaya yeltendim. Çünkü çok pislenmişti her tarafı. Bu arada kediler suyu sevmez dedim ama kediler suyu yıkanmak anlamında sevmezler arkadaşlar. Bedenlerine değmesini sevmezler. Ama onun dışında kediler aslında su içmeyi çok severler. Hatta mümkünse eğer siz de dışarı çıktığınız bir zaman olursa, ileriki zamanlardan bahsediyorum, böyle bir kap bulup onun içine biraz su koyarsanız, özellikle yaz aylarında kediler çok susuyorlar tabii ki de. İşte o yüzden o susuzluklarını gidermek için kesinlikle suya ihtiyaçları oluyor. Ve o kadar çok kedi var ki sokakta, maalesef onlara ne kadar çok kişi su verirse onlar için iyi oluyor. O yüzden bir kap, böyle bir kabın içine biraz su koyarsanız onlar için çok iyi olacaktır. Ama gelelim sorumuza. Kediler suyu neden sevmez? Açıkçası bunu ben de bilmiyordum. Hatta bütün kediler, hiçbir kedi suyu sevmez zannediyordum ama öyle değilmiş arkadaşlar. Çünkü biz kedi diyoruz. Ben kedi dediğim zaman evdeki kedilerden bahsediyoruz. Evet, bunu biliyoruz. Ama onun dışında aslında kedigiller familyası diye bir şey var ve bunun içinde aslında bizim evde gördüğümüz kedilerin ya da sokakta gördüğümüz kedilerin dışında farklı farklı kedi türleri de var. Mesela kaplan var, jaguar var onun dışında. İşte bu yüzden acaba onlar da gerçekten suya girmeyi, bedenlerine su değmesini sevmiyorlar mı diye düşünürken, işte bunun cevabını aldım, sizlerle paylaşmak istiyorum. Hayır, aslında genel olarak bizim genelde evde beslediğimiz kediler ya da sokakta gördüğümüz kediler, hatta bazen böyle görürsünüz, böyle üzerine su fışkırtmak isterler onlar gitsin diye, onları korkutmak için. Ve bu durum benim hiç hoşuma gitmez. Çünkü kediler gerçekten üstlerine, bedenlerine su değmesini hiç sevmiyorlar. Ama bunun sebebi şu. Normalde aslında doğalarında ve yaratılışlarında, mesela Güney Amerika Jaguarı ya da Asya ormanlarının kralı kaplan, onlar da kedigiller ailesinden. Sizler nasıl ki kendi ailenizin bir bireysiniz, bir parçasısınız, İşte aslında onlar da kediler familyasının birer bireyi, tıpkı evimizdeki kediler gibi. Ama onlar aslında suyu gayet seviyorlar ve gerektiği zaman suya girmekten çekinmiyorlar. Ama bizim evlerimizdeki kediler suya girmeyi hiç sevmiyorlar. Hatta böyle etraflarında bir şey buldukları zaman ona sarılmak istiyorlar. Ben böyle bir iki kere Gadu'yu yıkamaya çalıştım ama o çok böyle korktuğu için vazgeçtim. Kendisinin yalayarak temizlemesine izin verdim sonrasında. Ama bu sırada eğer görseniz bence halimize bayağı gülersiniz. Bunun sebebi de diğer doğada yaşayan hayvanlar gibi, yani mesela jaguar gibi ya da bir kaplan gibi, onlar gibi sudan suya yakın yaşamamaları. Onlar doğada tabii ki suyla yüzleşmek zorunda kalıyorlar ama bizler bu kedileri genelde sudan uzak tuttuğumuz için, normalde sürekli onları suya sokmadığımız için, tabii ki de artık suyla temas etmenin nasıl bir şey olduğunun farkında değiller ve dolayısıyla su onlar için bilinmez bir şey olduğundan dolayı artık sudan korkuyorlar. Ve hatta belki bir kediniz varsa siz de biliyorsunuzdur. Hatta dışarıda yağmur yağdığını gördükleri zaman bile bazen korkarak böyle bize yanaştıklarını görebilirsiniz. Korkup bize kaçtıklarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden mümkünse evdeki kedilerinize ve sokaktaki kedilere ne su sıkın ne de onları zorla yıkamaya çalışın arkadaşlar. Kedilerle ilgili bu bilgi umarım sizi şaşırtmıştır. Şimdi de sırada benim gerçekten en sevdiğim bölüm var. Tanrı'nın Sözü. Evet, bugün yine geldik benim en sevdiğim bölüme. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Eğer aranızda, hayatınızda sizi üzen, sizi kıran kişileri affetmek için, yani affetmek konusunda zorlanan, affetmek isteyen ama bunu yaparken çok zorlanan arkadaşlarım var mı? Çünkü benim hayatımda böyle insanlar var aslında. Zaman zaman bunu yaşıyorum. Ve bugünkü hikaye aslında affetmekle ilgili. Çok güzel bir örnek okuyacağız. Biraz hüzünlü bir hikaye ama bu hikayeyi çok seveceksiniz. Şimdi yavaş yavaş sizlere okumaya başlıyorum arkadaşlar. Bugünkü hikayemizin ismi Bağışlayıcı Prens. Haydi bakalım, bir taraftan yavaş yavaş ben hikayeyi okurken sizlere, siz de görselleri göreceksiniz. Lütfen dikkatinizi iyi verin çünkü bu hikayenin sonunda affetmekle ilgili çok güzel şeyler öğrenmiş olacağız.
Yakup'un 12 oğlu vardı. Yakup'u hatırlayan var mı bir önceki hikayemizden? Lea ile evlenmişti, hani hatırladınız mı? İşte onların çocukları oldu. 12 oğlu vardı ama aralarında en sevdiği oğlu Yusuf'tu. Bir gün Yakup Yusuf'a çok güzel yeni bir giysi verdi. Gökkuşağının bütün renklerini gösteren harika bir giysiydi bu. Ama bunu gören kardeşleri Yusuf'u kıskandı. Onlar da öyle renkli bir kıyafet giymek istiyorlardı. Sonra da sanki bu yeterince kötü değilmiş gibi Yusuf bir sürü özel rüya görmeye başladı. "Rüyamda en büyük olduğumu gördüm, kraldım," diye anlattı Yusuf kardeşlerine. "Hepiniz de benim önümde diz çöküyordunuz." Eminim ki Yusuf bunu anlamamış olsa bile sen biliyorsun ki aslında böyle bir rüyayı kardeşlerine anlatmak çok iyi bir fikir değildi. Yusuf'un kardeşleri ondan daha fazla nefret ettiler. Evet, tabii ki de şimdi siz de anlıyorsunuz bence. Eğer rüyanızda birilerinin üstünde olduğunu ve hepsinden daha büyük olduğunu görürseniz bu diğer insanları mutlu etmeyebilir çünkü herkes büyük olmak ister. Yusuf'un kardeşleri maalesef ondan daha da fazla nefret ettiler. Hem Yusuf'u hem de rüyalarını öldürmek istediler. Ve bir gün aynen öyle yaptılar. Yusuf'un renkli güzel giysisini üzerinden çekip yırttılar. Ve Yusuf'u 20 parçacık gümüş karşılığında köle tüccarına sattılar. İnanabiliyor musunuz? Bir insanı satmak ne demek? Ne kadar kötü bir şey. Yani bizler tabii ki Tanrı'nın çocukları olarak paradan çok daha fazla değerliyiz. Ama onlar o dönem kendi öz kardeşlerini para karşılığında sattılar. Bu Yusuf için ne kadar acı olmalı. Bize biri böyle bir şey yapsa acaba onu affedebilir miydi kolay kolay? Tüccarlar Yusuf'u Mısır'a götürdü ve orada onu köle olarak çalıştırdılar. Kardeşleri ise evlerine dönüp babalarına Yusuf öldü diyerek yalan söylediler. Sonunda rüyacıya son verdik diye düşündüler. Artık o ve rüyaları yok diye sevindiler belki de içlerinden. Ama yanılmışlardı. Tanrı Yusuf'un hayatı için müthiş bir rüyaya sahipti. Ve her şey son derece yanlış gidiyormuş gibi görünmesine rağmen Tanrı mevcut olan her şeyi kullanıp rüyalarını gerçekleştirecekti. Tanrı Yusuf'un başına gelen her şeyi kullanarak ortaya iyi bir şey çıkaracaktı. Ne var ki Yusuf için Mısır'da işler hiç de iyi gitmiyordu. Evinden ve babasından uzaktaydı. Sonra onu yapmadığı bir şeyle suçladılar ve kötü bir şey yapmış olmamasına rağmen zindana attılar. Gerçekten Yusuf'un hayatının ne kadar zor olduğunu hayal edebilir misiniz? Gözlerinizi birkaç saniye kapatıp sadece Yusuf'un o an neler hissedebildiğini anlamaya çalışmanızı istiyorum. Düşünsenize, Yusuf kardeşleri tarafından, öz kardeşleri, bütün hayatını birlikte geçirdiği, belki de canından çok sevdiği kardeşleri tarafından bütün bunları yaşamak zorunda bırakıldı. Buna rağmen Tanrı Yusuf'u yalnız bırakmamıştı. Bir gece Firavun, yani Mısır kralı, zayıf ineklerin şişman inekleri yemesiyle ilgili korkutucu bir rüya gördü. Ne demekti bu şimdi? Bir türlü anlayamadı. Ama Yusuf rüyalar konusunda uzmandı. Bu yüzden Firavun onu yanına çağırdı. "Bu rüya kıtlık geliyor demek," dedi Yusuf. "Nasıl yani? Kıtlık mı?" "Yani yeterince yemek olmayacak." Evet, kıtlık demek eğer bilmiyorsanız arkadaşlar, böyle besin kaynaklarının olmaması, yemeklerin azalması ve insanların aç kalması anlamına geliyor. Firavun Yusuf'un bu becerisinden o kadar etkilendi ki hemen onu zindandan çıkarıp prens yaptı. Bu arada Yusuf'un kardeşleri ve ailelerinin yemekleri bitmişti kıtlık olduğu için. Ve herkes açtı. Tanrı'nın özel ailesi tehlikedeydi. Bir an önce yiyecek bulamazlarsa hepsi açlıktan ölecekti. Bu yüzden Yusuf'un kardeşleri yiyecek bulmak için Mısır'a gitti. Geldiklerinde prensin önünde diz çöktüler. Tabii ki kardeşleri bu prensin Yusuf olduğunu bilmiyordu. Zamanında sattıkları, para karşılığında sattıkları kardeşleri olduğunu bilmiyorlardı.
Ne var ki Yusuf onları hemen tanıdı. Yusuf'un rüyası gerçekleşmişti. Gerçekten de kardeşleri onun önünde diz çöküyorlardı. "Benim!" diye haykırdı Yusuf. Onu tanıdıklarında Yusuf'un kardeşleri çok korktular. Tabii ki korkarlar çünkü o kadar kötülük yaptıkları kardeşleri artık büyük bir güce sahip ve muhtemelen intikam alır diye düşünmüşlerdir. Kim olsa böyle düşünür. Onlar Yusuf'a kötü davranmışlardı. Günah işlemişlerdi ve bunu biliyorlardı. Yusuf kesin kez onları cezalandıracaktı. Kesin! Ama Yusuf kardeşlerine baktı ve gözleri yaşlarla doldu. Kardeşleri ona kötü davranmış ve onu öldürmek isteyecek kadar ondan nefret etmiş olsalar da her şeye rağmen Yusuf onları sevmekten vazgeçmedi. Onların kırmış olduğu o kalp sevgiyle doldu ve Yusuf onları bağışladı. İnanabiliyor musunuz? Böyle bir şey yapmış olsalardı, eğer Yusuf'ta Tanrı sevgisi olmasaydı onları nasıl bağışlayabilirdi? Üstelik büyük bir güce sahipti. İstese hemen onlara zarar verebilirdi. İsterse onları aç bırakabilirdi. İsterse onları öldürebilirdi bile. Ama Yusuf'un yüreğinde Tanrı vardı. Ve işte o bu sevgiyle onları bağışladı. Yusuf onlara sarıldı. "Korkmayın," dedi. "Sizin yaptıklarınızın arkasında olan her şeyin altında Tanrı iyi bir şey yapıyordu. Tanrı her şeyi yoluna koyuyordu, korkmayın." Yusuf onları cezalandırmadı, onları kurtardı. Tanrı'nın özel ailesini Mısır'a getirtip orada güvende yaşamalarını sağladı. Bir gün Tanrı bir prens daha gönderecekti ve bu prensi hepimiz çok iyi tanıyoruz. Bu genç prensin de kalbi kırılacaktı. Yusuf gibi o da evini ve ailesini bırakacaktı. Kardeşleri ondan nefret edip onu öldürmek isteyeceklerdi. O da gümüş para karşılığında satılacaktı. Yanlış bir şey yapmamasına rağmen, kusursuz bir hayat sürmesine rağmen cezalandırılacaktı. Ama Tanrı bu genç prensin başına gelen her şeyi, kötü şeyleri bile kullanarak iyi bir şey yapacaktı. Tüm dünyanın günahlarını bağışlayacaktı. İşte bu bahsettiğimiz kişi biliyoruz ki Mesih İsa. İşte Yusuf'un hikayesiyle Mesih'in hikayesinde böyle bir benzerlik var arkadaşlar. Ama bunun en güzel tarafı onların bütün bu hataları bağışlamasıydı. İşte bugün eğer sizler de yüreğinizde bağışlayamadığınız kişiler varsa onları düşünmenizi istiyorum. Ve kendi gücünüzle onları bağışlayamayacağınızı biliyorum. Çünkü benim de hayatımda kendi gücümle asla bağışlayamayacağım. Beni çok kırmış, bana zarar vermiş, belki beni üzecek şeyler söylemiş, belki zamanında böyle oynadıkları bir oyuna beni kabul etmemiş arkadaşlarım vardı çevremde. Hala da beni kıran arkadaşlarım var. Kendi gücümle evet onları bağışlayamıyorum. Ama Tanrı'nın her zaman iyi bir planı olduğunu biliyorum benim için. Ve eğer onları bağışlamak istersem bana yardım edeceğini çok iyi biliyorum. İşte sizler de bugün Tanrı'dan yardım isteyin. O size bağışlamanız için yardım edecek. Çünkü her zaman her durumda zaten yardımı hazır olarak bekliyor. Bugünlük Nora ablanızdan bu kadar. Bolca düşünün, bolca dua edin. Tanrı size bağışlamanız gereken kişileri göstersin. Ben de sizler için dua edeceğim. Nora ablanız sizi çok ama çok seviyor. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.